Arkadaşlar bu dersimizde L'sinin öncelikli konularından bir tanesi olan ekstrem olaylara giriş yapacağız. Ekstrem deyince aklımıza ilk gelecek şey olağanın yani beklenenin dışında ya altında ya da çok üstünde yaşanan olaylardır. Ekstrem olayların yaşandığı bölgeler genel olarak kendi iklimsel şartları altında incelenir ve buna bağlı olarak da sonuçlandırılır. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de bir takım ekstrem olayları görebilirken bir takım ekstrem olayları da rastlamamaktayız. Bunların sebeplerini ve artış özelliklerini inceleyelim ve diyelim ki Türkiye bu anlamda hangi ekstremleri yaşar, dünya hangi alanlarda hangi ekstremleri yaşar bunlara bir bakalım. Şimdi bunlardan iki şiddetli rüzgarlar ve fırtınalar, şiddetli rüzgarlar ve fırtınalar Türkiye üzerinde etkinliğini çok fazla sürdüremez. Neden dersek? Öncelikle Türkiye okyanus kıyısında bulunan bir ülke değil. Okyanus kıyısındaki ülkeler şiddetli rüzgar ve fırtına gücünü çok daha fazla yaşar. Hemen hatırlamamız gerekirse rüzgarların şiddeti ve hızı okyanus üzerinde, deniz üzerinde artar. Ama okyanus alanları çok daha büyük olduğu için enerjileri daha yüksek, yıkım güçleri daha etkilidir. O yüzden Türkiye şiddetli rüzgar ve fırtına etkisiyle büyük yıkımlar ya da buna bağlı büyük ekstrem olaylar yaşamamaktadır. Bu da önemli bir detay. Peki dünyada neler yaşayabilir? Ekvatoral alanlar ve ekvatora yakın bölgeler bu anlamda ekstrem olaylardan şiddetli rüzgar ve fırtınayı yoğun olarak yaşayacak alanlar arasında. Tsunami deyince yine Tsunami deyince de ülkemizle ilgili önemli bir detay bilgimiz var. O nedir? Tsunami de genellikle okyanus kıyısında depremden sonra yaşanan faaliyet türüdür. E, Türkiye okyanus kıyısında olmadığı için tsunami şiddeti bizde ne olmuştur riski? Çok daha aşağılara çekilmiştir. Bu bizim için avantaj sağlamıştır. Fakat şunu unutmamalıyız. Tsunami iç kuvvet olaylarının oluşumu sonrasında oluşur. Bu da önemli unutmamız gereken bilgi. Peki nelerde tsunami görüyoruz? Şiddetli rüzgar ve fırtınalarla paralel olarak düşünürsek tsunamiler depremin ve okyanusun bulunduğu alanlarda çok daha kolay yaşanabilecek faaliyetler arasına girmiştir. Hatırlarsak yine güncel bir bilgi vermemiz gerekirse Endonezya'da yaşanan tsunami felaketinde binlerce hatta yüz binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Bu da Endonezya'nın hem depremik hem de okyanus kıyısında olduğunun önemli bir ispatı. Depremler deyince aklımıza gelecek yerler arasında hatta ilk yerler arasında Türkiye yerini alacak. Türkiye deprem olarak ekstrem olaylara şahit olmuş ülkeler arasındadır. Çünkü deprem Türkiye gibi ülkelerde oldukça aktif ekstrem olaylardandır. Peki dünyada Türkiye haricinde nereler yaşar ekstrem olaylardan depremi derse Japonya'yı rahatlıkla deprem bölgeleri arasına alabiliriz. Yine Endonezya, Sumatra adası, yine Amerika'nın ABD batısı özellikle Yine yaşayacak yerler arasında. Başka Şili kıyıları yine ABD'nin batısı altında kaldığı için yoğun olarak deprem yaşayacak yerler arasında. Yine İtalya'yı Akdeniz havzasından rahatlıkla örnek verebiliriz depreme. Depremden sonra volkanik olaylar diyoruz. Volkanik olaylar depremde kesinlikle paralel bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Yani depremlerle volkanizm arasında ciddi bir paralellik var. Depremi gördüğüm alanda volkanik faaliyeti de rahatlıkla görebilirim genellikle. Türkiye'de deprem olmasına rağmen volkanik faaliyetler şu an aktif volkanların olmamasından dolayı sonlanmış bulunmaktadır. Ama ne olabilir arkadaşlar? Bu anlamda genellemeye bakarsak birçok ülkede deprem ve volkan paralellik göstermektedir. Yine o zaman az önceki bilgi Şirin'de deprem var o zaman volkanik faaliyetlerde olabilir. İzlanda'da hem deprem hem volkanik faaliyetler söz konusudur. ABD batısı yine Yellowstone milli parklar arasındadır ve yine hem depremin hem volkanın yoğun olarak yaşanacağı yerler arasındadır. Aşırı yağışlar yine buna bağlı olarak ekstrem olaylar dünyanın bu anlamda sel ve serinti sularının yoğun görüldüğü yerlerde yaşanabilir kuraklık yine aynı şekilde bu anlamda daha karasal nemin daha az olduğu denizden ya da okyanustan uzak kara içlerinde kara kütlelerinde yoğun olarak yaşanan ekstrem olaylar. Heyelanlar ise yine heyelanlar ekstrem olaylarda karşımıza sıkça soru çıkarabilir. Heyelan deyince aklımıza ilk olarak ne gelecek arkadaşlar? Eğimin ve yağışın çok olduğu alanlar. Şimdi bu ikiliyi Türkiye'ye uyarlarsak bakalım hemen eğim ve yağış yakalabileceğimiz bir bölge ne gelecek aklımıza ilk olarak Karadeniz. Özellikle de Doğu Karadeniz bu anlamda Hayalanı yoğun yaşayacak alanlar arasında. Hatta şöyle belirtebiliriz. Her yıl Karadeniz'de heyelana bağlı olarak can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Neden derse tekrar hatırlayalım. En fazla Karadeniz'de buna bağlı olarak kilit tabakaların ve tabakaların uzanış doğrultusuyla yağışın birleşmesi bu anlamda toprağın alta doğru kaymasına sebep olmakta. Bu kaymanın kütlesel olarak hareketine biz ne diyoruz? Heyelan diyoruz. Ve en çok da eğim, yağışın fazla olduğu Doğu Karadeniz'de heyelanlara rastlıyoruz. Heyelanları sorduğu zaman ÖSYM aklıma ilk gelecek yer Doğu Karadeniz ve bu anlamda eğim ve yağışları bundan lütfen unutmayalım. Müzik